Uzman Data'dan merhabalar, ben Deniz. Bu videomuzda Alfa Trend indikatörü ile nasıl otomatik alım satım yapabilirsiniz Borsa İstanbul'da bir hisse senedinde. Buna bakacağız ve kendi indikatörünüzde nasıl ayrıca e, otomatik alım satımlar, algoritmik işlemler yapabilirsiniz Uzman Data ile bunu inceleyeceğiz. Şimdi burada e, herhangi bir hisse senedi açabiliriz tabii ki. Odaş elektrik üzerinden örnek vermek gerekirse burada Alfa Trend'i açtığımızda burada alım satım e, sinyalleri gözüküyor basitçe e, bu alım-satım sinyallerinde e, şey yapabiliyoruz alarm kurabiliyoruz ve bu alarmlara da entegre olarak e, otomatik alım-satım yapabiliyoruz şimdi burada uzman data e, strateji indikatörünün farkına geçmeden önce e, bizim Ayrıca önerdiğimiz şurada Mesela yine açalım burada uzman data indikatörünü e, burada siz de aşağıdaki linkten deneyebilirsiniz Burada nasıl yaptığımız çok basit. Burada alfa trend indikatörü alım ve satım koşullarını işaretliyoruz. Eğer hacim veriniz yoksa burada da no volume data seçmemiz gerekiyor. Burada alım satımlar çıkıyor. İşte kazanç falan şu an o girmiyorum. Backtest sonuçları burada. Kendinize bakıp inceleyebilirsiniz farklı indikatörlerde aynı zamanda isterseniz alfa trendin yanına başka bir indikatörde ek koşul olarak ekleyip indikatörleri birleştirebiliyorsunuz alfa trendin yanında ee, örneğin başka bir e, indikatör süper trendi e de ekleyebilirsiniz böylelikle işte alfa trend ve süper trend al dediğinde alsın ee, Tabii böyle bir durumda daha nadir bir e, koşul olduğu için buralar e, değişecektir e, Bunlar iyi sonuç veriyor mu vermiyor mu kendiniz geriye dönük test edip kontrol edebilirsiniz. Bu şekilde şimdi burada siz aynı zamanda dolar bazı da bir backtest yapıp alarm kurabilirsiniz dolar fiyatlarına göre. Onu da şu şekilde inceleyecek olursak nasıl yapmıştık ona da bir bakalım daha önce odaş kuanda usd tr'ye demiştik burada eğer tradingview planınız ücretli değilse geriye dönük bu grafikleri göremeyebilirsiniz. Şimdi burada biz ücretli planda olduğumuz için burada dolar bazında bu backtesti yaptığımızda %219 bir e, kazanç gelmiş. Altut performansının çok üstünde %52 altut. Burada tabii e, yaptığımız şey dolar bazlı fiyatlara göre alfa trendin al sat sinyalleri. Yani burada normal işaretliyoruz alfa trendi e, al sat sinyallerini. Sonrasında ne yapıyoruz? Burada alfa trend sinyallerini göster diyoruz. Alım satımlar burada çıkıyor. İşte ekranda gördüğünüz gibi şurada al sinyali, sat sinyali basitçe al sat, al sat, al sat. Hepsi gözüküyor. burada tüm alım satım geçmişinde görebiliyorsunuz. Buradan 0201 2020'den başlamış. Daha geriye de gidebilirsiniz planınıza göre. Mesela şurada çok büyük bir trend yakalamış. 4 saatlik mumlarda bu arada backtest yaptık. Yani bu strateji olarak göstermiyoruz aslında. Hani bu mantıklı bunu yapın diye değil. Tamamen Borsa İstanbul'da bir hisse senedine nasıl alım satım yapacaksınız? Onu gösteriyoruz. Burada büyük trendleri alfa trend bu şekilde yakalayabiliyor. Zaten birçok indikatörün birleşimi, çoklu indikatörlerin birleşimi aslında alfa trend tek bir indikatörden oluşmuyor. Burada tüm alım satımlara bakabilirsiniz. Böyle kazançlar kayıplardan daha büyük olduğu için, büyük trendleri yakalayabildiği için böyle bir yükselişi, yükselişlerde iyi kazançlar sağlamış. Düşüşlerde de kısa Kesmeye çalışmış. Şimdi burada e, sona doğru baktığımızda şu şekilde. Şöyle alarm kurmaya gelecek olursak bu stratejiyi yaptınız diyelim. Uzman data indikatörünüz var. Burada alarm kısmına e, tek bir alarmla bu alım satım stratejisini aslında oluşturabiliyorsunuz ve bu emirler aracı kurma iletiliyor. Fakat sizin kendi bir indikatörünüz var diyelim. Uzman data da olmayan. E, o zaman da şurada direkt indikatöre alarm eklediğinizde burada koşulları e, seçiyorsunuz. Alım alarmınızı e, oluşturuyorsunuz. Sonra satım alarmı için koşulu oluşturuyorsunuz. Ona göre e, ayarlarda zaten gösteriyoruz nasıl yapacağınızı. E, ona göre alarmları ayrıca oluşturup sat sinyallerini yine istediğiniz herhangi bir trading view indikatöründe bu şekilde e, koşul alım satım koşulları olan sinyalleri olan bir indikatörde uygulayabiliyorsunuz aynı zamanda data stratejisinin içinde de strateji indikatörün içinde de birçok indikatör mevcut zaten popüler olan onlardan da yararlanıp bu şekilde backtestler back e, yaparak optimize edip e, bunu e, algoritmik işlemlere yani otomatik alım satıma e, bağlayabiliyorsunuz umarım e, bu kısım net anlaşılmıştır zaten bununla alakalı merak ettiğiniz konuları aşağıda yorumlarda belirtmeyi unutmayın Yine e, borsa robotuyla alakalı nasıl e, trading view indikatörleriyle otomatik alım satım yapabiliriz bu, e, bu konularda farklı farklı hisselerde ve coinlerde göstermeye çalışacağız yaptığımız işlemleri şu anda alfa trend indikatörüyle nasıl e, bir hisse senedinde otomatik alım satım yapabiliriz bunu gösterdik bir sonraki inceleme videomuzda görüşmek üzere başarılı trade'ler.